Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınız için harika bir lezzet mini pankek tarifi ile geldim. Kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Karıştırma kabımıza 2 adet yumurtayı alalım. Üzerine 3 dolu yemek kaşığı toz şekeri ekleyerek karıştıralım. Kek e, harcını hazırlarken yaptığımız gibi uzun süre çırpmamıza gerek yok. Şöyle çırpıcı tel yardımıyla bir müddet çırpmanız yeterli olacaktır. Ardından üzerine bir su bardağı sütü ekleyerek şöyle tekrar kısaca bir karıştıralım. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre yani klasik su bardaklarından. Ardından kuru malzemeleri ekliyorum. 2 su bardağından biraz eksik unu ilave ettim. Birer paket hamur kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek tekrar karıştırıyorum. Karışım tamamen homojen gelinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Ne çok ince kıvamlı ne de çok koyu kıvamlı olmalı. Son halini sizlere şimdi yakından göstereceğim. Dokusunun nasıl olması gerektiğini, kıvamının nasıl olması gerektiğini. İstediğimiz kıvam tam olarak böyle. Yanmaz yapışmaz bir tavada hazırladım. Eğer tavanızın yapıştırma ihtimali varsa, içerisine çok az e, sıvı yağ damlatarak peçeteyle dağıtabilirsiniz. Şöyle bir hamur dağıtıcım vardı, harç dağıtıcım vardı, onunla şekil verdim ben. Kepçeyle de şekil verebilirsiniz. Mini pankekler hazırladım. İstenince göre daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Üzerine şöyle pul çikolatalardan yerleştirdim. İçerisine çikolata olmasını istedim. Ardından çikolatanın üstüne de az miktarda harçla tekrar kapattım. Ocağım kısık ateşte bu aşamada. Kısık ateşte alt kısmı pişince ters çevireceğim birazdan spatula ile. Üst kısmı göz göz olunca kenarlarından kurmaya başlayınca hamur ters çevirebilirsiniz. Altları çok güzel bir şekilde pişti gördüğünüz gibi. Artık ters çeviriyorum. Bunu çikolatasız da hazırlayabilirsiniz tabii ki. Ama oğlum çikolatalı sevdiği için bu şekilde sonrasında sürmek yerine pişirirken üzerine yerleştirmek istedim. Elinizde sürülebilir çikolata varsa sürülebilir çikolatada, çikolatayı da küçük küçük parçalar halinde buzdolabında dondurabilirsiniz. Ardından pankekleri, pankekleri hazırlarken üzerine yerleştirebilirsiniz. Benim yaptığım gibi birkaç seferde çok hızlı bir şekilde oluyor zaten. Mini pankeklerim hazır. Görüntüsü de lezzeti de şahane oluyor. Özellikle çocuklar için harika bir alternatif gerçekten. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.